bisimet cemaat ve tuzaklar kavramlarımızla oynadılar algılarımızı değiştirdiler cemiyet ve cemaat olmadan bizler hiçiz biliyoruz belki bu yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılmayan sahabilerin bile peşine adam gönderir ve sordururdu neden gelmedi hasta mı bir sıkıntısı mı var geleceğe büyük mesajlar gönderiyordu peygamber rehber olacağı ümmetin omuz omuza olması gerektiğine inanıyordu Ayrı kaldıkları zaman birilerinin bunu fırsat bilip birbirleri aleyhine yalan yanlış mesajlar göndereceklerini biliyorlardı. Fasıkların işi buydu. İki sahih müslüman beraberken bir aradayken aralarını üçüncü bir şahıs asla bozamazdı. Bu yüzden her zaman bölme ve ayırma taraftarı oldular. İlk fitne de zaten aradaki yalan haber taşıyıcılar yüzünden çıkmamış mıydı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yıllar öncesinden tahmin etmemiş miydi? Ancak arada bir sorun vardı. Cemaat ve cemaatleşme kavramı bu ümmetin namusu gibiydi. Bunu ortadan kaldıramazlardı. O zaman cemaati cemaat üzerinden bölmek, cemaate cemaat üzerinden saldırmak, ümmete cemaatle değil cemaatin de cemisi olan cemaatlerle zarar vermek en mantıklı hareket olacaktı. Kimisi İmam Ebu Hanife, İmam-ı Şafi gibi müçtehitlerin amellerinden ortaya çıkan mezhepler üzerinden cemaatleşme yolunu seçerken, kimisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali'ye ayrı ve farklı yöntemlerle öğrettiği iddia edilen zikir yöntemleri üzerinden ortaya çıkan tasavvufi öğretilerle cemaatleşti. Dipnot, ne mezhep ne de tarikat karşıtı değilim. Hamdolsun Hanefi mezhebindenim ve nakşiyim. Mezhepler imamlar tarafından öne sürülen ameli yollar değildi. İmamların hayatları boyunca savundukları öğretilerin daha sonra toplanarak öne sürülmüş versiyonlarıydı. Bunları bile sürüyü birbirinden ayırma taktiği olarak kullanacak olan şeytanlar olacaktı. Bu algı operasyonu öyle bir hal alacaktı ki, nitekim oku emrinden yaklaşık 1400 yıl sonra bile Müslüman bir ülkede Şafii mezhebi Kürtlerle beraber anılmaya başlayacak, her Türk gördüğü Kürt Kürt'ü Şafi sanacak, her Kürt'te gördüğü Türk'ü Hanefi sanacaktı. Çünkü mezhepler bu insanlara cennette birleştirici unsur olmaktan öte dünyada ayrıştırıcı unsur olarak öğretilmişti. Bu yüzden birbirlerine artık kardeş olarak değil, rakip olarak bakacaklardı. Tasavvuf yolu, şeyh mürit ilişkisi Allah'a ulaşmanın gayesi olarak merkeze koyulurken, zikir ve rabıta seanslarının insanı Rab katında manen yüceltmesi beklenirken zamanla bu seanslar çılgın partilere dönüştü. Şeyhin dokunduğu mirit 5-10 takla atarak yerlerde sürünmeye başladı. Şehrin ortasında yapılan ayinleri cemaat mensupları metal rock gruplarının yaptığı düet şovuna çevirdi. İslam'ı tanımayan veya tanımak isteyen metalciler bu gösterilerden sonra zaten yıllardır cemaat olduklarını anlayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Özetle insanın kendisinden başlayarak Rabbini tanımasına ve ona yakınlaşmasına vesile olacak değerlerin tabiri caizse içine ettiler. Müslümanları lokal olarak bölmek istediklerinde cemaatleri, küresel olarak bölmek istediklerinde ise sünnilik ve şia gibi daha geniş kavramları kullanan batı bununla da yetinmedi olur ya Müslümanlar uyanır İslam etrafında tekrar birleşir diye bu sefer İslam'ı ceviz kabuğu gibi boşaltmaya kalktı. Kur'an, hadis, icma, kıyas gibi değerlerin genetiğiyle oynayanlar insanları daha bir ayetine bile anlam veremedikleri Kur'an'ın etrafında toplayarak diğer bütün değerleri ortadan kaldırmaya kalktılar. Hadislerin uydurma olduğunu iddia edenler, Kur'an-ı Kerim'i günümüze taşıyan esbab-ı nüzülle hadisleri günümüze taşıyan esbab-ı nüzülün aynı kaynaklar olduğunu unuttular. Yani özetle, bizi kendi değerlerimizle vurmaktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Bu planlara en büyük desteği de ne yazık ki Müslüman olduğunu iddia eden bazı kanaat önderleri öne yak oldu. Ümmetin İhtilafı rahmettir düsturuyla cemaatlere olan iyi niyetli yaklaşımımıza sahte hocalar, sahte tarikatlar, bid'atlar ve en önemlisi kurdukları holdinglerle ihanet ettiler. Şimdi elimizde Allah kalmadı, peygamberler kalmadı, hadisler kalmadı, icma kalmadı, kıyas kalmadı. Cemaatler varken hangisine gerek var ki? Şimdi elimizde karar mekanizması olarak Hazreti Allah'ın kitabında hala akletmez misiniz sorusuna verdiğimiz muhteşem bir cevap var. Cemaat liderleri varken akletmeye ne gerek var? Hazreti Allah ve ekimus salate ve atuz zekate dediğinde bizim garip kurebayı, fakir fukarayı arayıp bulmamız icap ederken Afrika açlıktan kırılırken yine lanet olsun ki arkasına saklanacağımız cemaatler varken zekatı başkalarına vermeye ne gerek var ki sorusu. Milletten para alıp milletle camide namaz kılmak caiz değildir diyerek kendi mescidinden başka yerde namaz kılmayan cemaatler. Millete hizmet ettiğini iddia edip garibanın evladına çıkarsız ev ve barınma ihtiyacı vermeyen, zengini el üstünde tutan, fakiri evde yurtta yer yok diyerek öteleyen dışlayan cemaatler. Millette dini bir cemiyet olduğunu iddia edip her seçimde sağda solda birilerine baskı kurarak yüz yıldır bu millete eziyet edenlere oy toplayan cemaatler. Cemaatler, cemaatler. Bu yazıyı yazmayacaktım aslında. Facebook sayfası ve web siteme aşağıdaki yazıyı yazıp geçecektim. Ama millet bizi mezhep düşmanı, tasavvuf düşmanı, cemiyet düşmanı sanmasın diye arka planda bunları yazmak zorunda kaldım. Söylemek istediğim ne mi? Devlet artık ders çıkarmalı. Hiçbir cemaate ayrıcalık tanımamalı. Hepsini dize getirmeli. Makam veya rütbelere, memurluk veya diğer mevkilere ne cemaatten ne imam hatipten ne de teşkilattan birilerini haksız yere yerleştirmemeli. Kim o makamın hakkını verecekse, kıyak olmadan o kişi seçilmeli. Halk seçilmeli artık. İşin hakkını verecek olan vatansever alevi, kürt, türk, sünni halk seçilmeli. Bu ülkede bütün cemaatler birer holdingtir. Unutulmamalı. Bu holdinglerin zayıf noktalarını bulduğunuz an size saldırmaktan imtina etmeyeceklerdir. Devlete her kademeye Alevi, Sünni, Kürt, Laz, Çerkez, Nurlu, Süleymanlı, Hüdayi, İmam Hatipli, Ateist, Müslüman, Hristiyan, Yahudi adamlar konmalı. Etnik köken arttıkça çalışanlar işini yapar, devlet güçlü olur. Şimdi paralelin yerine yerleşenlerin cemiyeti ve cemaati yok mu? Var. Özellikle bir cemaat şu anda paralelden boşalan yerleri hızla dolduruyor. E yarın bunlarla ters düşmeyeceğimize dair garanti var mı? Yok. Liyakat diyoruz ama liyakat görecelidir ve zaman mekan ayrımı yapar. Kim ne derse desin en güvendikleriniz bile sadece şartlara göre liyakat ehlidir. Aşağı yukarı bütün cemaatler paraleldir. Paralele benzemeyen bir cemaat varsa devlet henüz onun zayıf noktasına dokunmamış demektir. Son cümlem ağır oldu biliyorum ama kusura bakmayın mevzu vatansa gözüm kara dilim sivridir. Bismit, haberseyret.com